Merhaba. Konu başlığımızdan anlaşılacağı üzere barajların barajların kalkmasıyla alakalı böyle sorular geliyor. Bana diyenler geliyor. Instagram'dan ya da Whatsapp'tan. gerçi Whatsapp'tan gelen sorulara çok cevap vermiyorum. İzin vermediğim müddetçe. Instagram'dan DM'lere gelen mesela sorulara bakıyorum. Müsait oldukça. Ya da YouTube'dan yalanlara bakıyorum bazen. Şimdi sorular geliyor. İşte barajlar kalktı. Biz ne yapacağız? İşte ben o zaman istediğim yeri tercih verebilirim değil mi hocam? İstediğim yere gidebilirim değil mi hocam? Gibi soranlar var. Arkadaşlar. TYT'de baraj kalktı. AYT'de baraj kalktı. Evet baraj kalktı. İstediğiniz yeri tercih edebilirsiniz. Sıkıntı yok. E, sonuçta TYT'de TET, Türkçe ya da matematikten herhangi birinden 0.5 net ve üzeri yaptığınız zaman puanınız hesaplanıyor. AYT'de de e, sayısaldan işte e, matematikten... Veya fen testinden ikisinden birinden 0,5 üzeri yapsanız puan hesaplanıyor. İşte eşit ağırlıkçıysan hukuk, ya yani eşit ağırlıkçıysan e, edebiyat sos 1 testi ya da matematik testinden ikisinden birinden herhangi birinden 0,5 üstü yapsan puan hesaplanıyor. Sözelciysen edebiyat sos 1 veya sos 2 iki, ikisinden birinden herhangi birinden 0,5 net yapsan puan hesaplanıyor. Evet. E, dilden girdiysen dil içinde YDT'den yine 0.5 net yapmak gerekiyor vesaire. Puan hesaplanıyor. Puan hesaplanmasında bir şey yok. Yani bu şekilde puanlar hesaplanıyor. üzerine diploma gelen bir not ekleniyor. İşte diploma çarpı 0.6 çıkan sonucu bu ham puan üzerine ekliyorsunuz. Yerleşme puanı oluşuyor. Ve buna göre sıralama oluşuyor. Sıralama oluşuyor. Ve bu sıralamaya göre de siz tercihte bulunuyorsunuz. Tabii ki mesela arkadaş gemi sınava e, sayısaldan sallıyorum. Sallıyorum bakın. 750 birinci olmuş. Ki bu yıl 750 800 bin çıkacak. Niye? Çünkü baraj yok. E, 750 bininci olmuş. Sallıyorum. Bu arkadaş tabii ki Boğaziçi bilgisayar mühendisliğini tercih verebilir. Bu arkadaş tabii ki ODTÜ tercih edebilir. Bilmem ne mühendisliğini, bölümünü örneğin. Ya da eşit ağırlıktan 1 milyoncu olmuş. Bu arkadaş tabii ki Ankara hukuku tercih edebilir. İstanbul hukuku, Marmara hukuku tercih edebilir. Sıkıntı yok. Tercih edebilir ama kazınamaz. E, ya da iki yıllık işte anestezi yok şurası yok burası falan filan. Tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. E, size kimse elinizi tutmuyor. Tercih de, de problem yok. Sadece gelmeyecek o tercihleriniz. Gelmeyecek yani. Sonuçta üniversite sınavında herkes herkes yerleştirme puanına göre bir Sıralamaya tabi olmuş oluyor. Yani sıralanıyorsunuz otomatikmen. En yüksekten en düşe doğru sıralanıyorsunuz. Ve tercih ederken de ne yapmanız gerekiyor? Aslında yap yapılması gereken şudur. Bir önceki yıl istediğiniz bölüm kaçıncı sıradan kapatmış? Ee, sizin sıranız, kendi sıranıza bakarsınız. Ortalama oradan bir şey çıkar zaten. Anlatabildim mi? Sıra önemli puan değil tabii ki burada tabii ki eşit sayısalda dengeler var. işte sınavın zorluğuyla ilgili falan filan. Sıramanın gerilemesi, yükselme muhabbetleri var. Oraya girmeyecek. Yani tercih özgürlüğünüz var. Ama aklı başına tercih yapmanız gerekiyor. Yani, yani sen girmişsin, çok berbat bir puan almışsın. Yerleşme puanı çok berbat durumda. Sürünüyorsun yerlerde ama istediğin yer atıyorum 2 yıllık bir sağlık bölümü devlette. E kusura bakma atma kazanamazsın orayı. Niye? Çünkü Zaten burası bir sıradan kapatmış. Beni bir sıradan kapatmış ki kapatır. Devletli de bir sağlık iki yıllık. Kapatır yani iyi bir sıra. Falan. yani bölüme, göre bir sıra kapatacak. E, senin sıran berbat. Sen orayı tercih etsen ne olur? Etmesen ne olur? Gelmeyecek. Gelmeyecek. Ha, bu barajların kalkması kim? Neye yarıyor? Yani zenginlere, zengin çocuklarına, kusura bakmayın burada. E, zenginlere, yani barajı geçse, eskiden baraj vardı baraj ise tercih edebilecekti. Şimdi baraj olmadığı için tercih edebilecek. Yani 4 yıllık ya da 2 yıllık özel üniversitede ya daha önceki yıllarda dolmayan bölümleri tercih verebilecek bu arkadaşlar. Ya da 2 yıllık herhangi bir bölüm okumak istiyorum düşüncesinde olanlar. Devlet ya da özel fark etmiyor. Herhangi bir bölüm. Önceki yıllarda dolmamış kontenjanlar. Zaten kontenjan dolmayınca tercih kılavuzda nokta nokta çıkar. Bu kontenjan dolmamış demektir. Tamam mı? kontenjanı dolmamıştır. Zaten dolmamış. Orayı tercih edecektir yani. Yani ha bu tip bölümlerde okusan ne olur, okumasan ne olur? Ha okumuş olmak için okuyup okumak mı? Ya da işte artık e, buraya çok girmek istemiyorum. Ya yani, özetle barajların kalkmasıyla herkes istediği herkes her yeri tercih verebilir arkadaşlar. Ama puanın berbat rezil durumdaysa istediğin yerde geçen da işte fena olmayan bir sıralamadan ya, ya, ya fena olmayanı bırak normal bir sıralamadan bile kapatsa sen orayı tercih etsen ne olur etmesen ne olur gelmeyecek o tercih. Yani gelmeyecek. Yani iki yıllık bir bölümden tıbbi dokümantasyon sekreterlik sallıyorum. Burası atıyorum 1 milyon 200 kapatmış olsun geçen yıl. E sen, al, sen almışsın, puan, sen olmuşun 2 milyoncu kişi. Sen şimdi orayı tercih etmesen o tercihin geleceğini mi düşünüyorsun? Gelmeyecek. Gelmeyecek yani ee, devlet için konuşuyorum tabii ki özel bir şey diyemem ee, özetle durum bu herkese başarılar arkadaşlar.